Katil yalnız değil yani, en az kaç kişi var içinde yani, ben belki 10 tane de var yani. Kaç tane mahkemeye geldi, hepsi onun arkadaşları, onlarla çalışma yapmış kendisi. Yani her şeysi sahtekarlıkla yani başladı onun, katilin. Hiçbir şeysi doğru değildi. Zaten mahkemeye onun arkadaşları da geldi, fail insanlar geldi. İfade verdiler. Sanki böyle hepsinin şeyleri hepsi birdi ama avukatlar da inanmadı, haklar da inanmadı. Yani böyle biz biliyoruz ki yani onu destekliyorlar. Dışarıda kalmışlar, onu kurmuşlar. Kendisi yukarıya çıkmış, denizi katil etmiş. Kaç kişi geliyorlar, ifade veriyor. İnce diyor, biz tanımıyoruz, şey etmiyoruz. Sonra abi diyorlar. Neredesin, abiniz oldu? İnsan birbirine yakın oldu mu abi diğer, kardeş diğer. İlk yarıda zaten katil geldi, avukatlar onu sıkıştırdı, konuştu, ağzında bir şeyler kaçırdı. Sonra onu getirdiği zaman konuşamadı yani, oradan onu korkuttular dedi, bir şey söyleme, onu bilemiyoruz. Yani koluna girenler bunu, bence biz de öyle düşünüyoruz, onu içeride sıkıştıran bunları söyleme diye. Yani herkes gördü, biz yalnız değil. Orada böyle onu geldikten sonra zaten sustu. Avukatlar onu sıkıştırdılar, şey ettiler, söylemiyordu. Artık avukatı bile takmıyordu konuştuğu zaman. Can istediği zaman hesabına geldi, şeyleri konuşuyordu ama hesabına gelmedi mi konuşmuyordu. Bundan sonra biz istiyoruz yani adalet, hukuk yani... Orada kendini göstersin yani, o bir katildir. Bize arkasını dönüyor diyor, bunlar terördür, soruları diyor, onları da sorun, bize dönüyor. Bize de yani, bize yalnız değil, bütün oradaki insanlara hakaretler ediliyor. Avukata söylüyor, avukat bir şey söyledi diyor, senin boğazını keserim diyor. Böyle seni keserim diyor bir avukata. Denize yaptığı şeyi avukatlara da mı yapacak? Bunların sırtında güçlü insanlar var. Bu kendi şeyinden konuşmuyor. Ben istiyorum bütün halkları çağrımdır, gelsinler. Bizi yalnız bırakmasınlar. Deniz Poyraz arkadaşımız sadece bir kişinin katledilmesiyle açıklanacak bir pozisyonda değil. Bu durum siyasi bir cinayettir. Çünkü katlediliş biçimi, yeri, zamanı, kişinin kolluk güçleri tarafından kolluk güçlerinin kişiye dönük yaklaşımı, mahkemenin seyri, önümüzdeki ayın 12'sinde Deniz Poyraz davasının dördüncü duruşması görülecek. Ama ilk üç duruşmada da şimdiye kadar mevcut iktidarın tekelinde olan yargının işletmiş olduğu bir kibrit çöpü kadar bir adım yok ortada. Bu noktada aslında hani siyasi bir katliamdır dediğimiz nokta bu. Katil Onur Gencer'in mahkeme salonundaki yaklaşımı, HDP'ye dönük söylemleri, rahat hareketleri ve tavırları, kendisine herhangi bir soru sorulmaması, bunun dışında mahkemeyi seyreden kitleye saldırganlığı, laubali tavırları aslında gücün bir noktada bir gücün kendisinin arkasında olduğunun da bir göstergesi. Toplumsal refleksler bu tür davalar için çok önemli. Davanın seyrini de açığa çıkartacak bir durumdur, bu bir pozisyondur. HDP'ye yapılan bir saldırı bu. Yarın öbür gün sokakta ya da işte herhangi bir mekanda oturan başka bir kişiye de yapılabilecek bir saldırı pozisyonuna düşebilecek bir durumda şu anda. Bütün sivil toplum örgütlerinin, kadın örgütlerinin kendini barıştan, demokrasiden ve adaletten yana gören, ifade eden tüm kesimleri 12 Ekim Çarşamba günü saat 10'da İzmir Adliyesi'nde gerçekleşecek olan Deniz Poyraz arkadaşımızın duruşmasına davet ediyoruz. Orada her kurumun kendi özgünlüğüne gelip sözünü kurmasını, bu noktada sadece mahkeme salonunda değil ama bu yürütülecek olan mücadeleyi ortaklaştırarak failleri açığa çıkartma noktasında da belirli kesimlerden de desteklerini ve dayanışmalarını bekliyoruz. Erk sistemin öldürdüğü, katlettiği kadınlardan biri de Deniz arkadaşımızdır.
Deniz arkadaşın failinin tek bir kişi olmadığını toplum olarak hepimiz aslında biliyoruz. Bunu dile getiriyoruz ama bir bütün olarak bütün kadın örgütlerinin, bütün kadınların, kimliği kadın olanların bunu erkleşmiş devletin ve sistemin kadınlara biçtiği bir model olduğunu, ölümün bir model olduğunun bilincine varması gerekiyor, farkına varması gerekiyor ve tüm kadınları Deniz Poyraz'ın mahkemesinde ses çıkarmaya, Deniz Poyraz'ın yanında durmaya ve ölümlere hayır demeye çağırıyoruz.